Bundan önceki videolarda atomlar arasındaki bağlardan bahsetmeye başlamış ve bu bağların türlerini öğrenmiştik. İyonik, kovalent ve metalik bağlar. Bu videoda bağ türleri hakkında biraz daha detaya girerek hangi bağın hangi elementler arasında kurulma ihtimalinin daha yüksek olduğunu inceleyeceğiz. Daha iyi anlayabilmemiz için elementler hakkında bir genelleme yapacağız ve elementleri metaller ve ametaller olarak sınıflandıracağız. Periyodik tabloda hangi elementlerin metal, hangilerinin ametal, hangilerinin de arada bir şey olduklarına geçmeden isterseniz metallerin özelliklerini gözden geçirelim. Genel konuşmak gerekirse metaller elektriği iletirler. Not ediyorum. Elektriği iletirler. Metallerin şekilleri değiştirilebilir. Bu metallere kırmadan şekil verebileceğimiz anlamına gelir. Yine genel konuşmak gerekirse ki bunun için bazı istisnalar olduğunu da hemen eklemek istiyorum. Metaller oda sıcaklığında katı halde bulunurlar. Oda sıcaklığında katı olarak not ediyorum. Bu durumda ametaller nasıl bir özellik taşır dersiniz? Genel konuşmak gerekirse ametaller metallerin tam zıttı özelliktedir. Ametaller oda sıcaklığında genellikle katı halde değil de gaz halindedirler. Elektrik iletkenlikleri de çok iyi değildir. Periyodik tabloya göz attığımızda metal ve ametalleri nasıl ayırabiliriz dersiniz? Bu sarı çizgiyle bunu yapmaya çalıştım. Sarı çizginin üzerinde ve sağında kalanlar ametaldir. Elementleri renkleriyle ele alacak olursak Sarıya boyalı elementler örneğin hidrojen, karbon, azot, oksijen, flor ve klor bu şekilde devam edebiliriz. Bu elementlerin hepsi ametaldir. Bu elementler oda sıcaklığında genellikle gaz halinde bulunurlar ve elektrik iletkenlikleri de iyi değildir. Maviye boyalı elementler ki bunlardan önceki videolarımızda da bahsetmiştik, bunlar soy gazlardır. Soy gazlar da ametaldir. Bu tabloyu hazırlayanlar bu elementleri maviye boyamışlar. Bu mavi renk ametallerin alt kümelerinden birini temsil ediyor. Soygazlar tepkimeye girmeyi sevmezler. Kendi hallerinde takılır ve bu bağların herhangi birini kurmaya meyilli değillerdir. Geriye kalan elementlerin hepsinin bir metal ya da bir metal türü olduğunu düşünebiliriz. Metallerin de alt kümeleri ya da alt sınıfları olması sebebiyle tabloda farklı renklerin kullanılmış olduğunu görüyoruz. Sarı çizginin altında kalan elementler elektrik iletkenliği, şekil verilebilirlik ve oda sıcaklığında katı halde bulunma özelliklerini taşırlar. Sarı çizginin hemen sağında ve solunda yer alan elementlerse yarı metaller olarak adlandırılır yarı metallerin hem metal hem de ametal özellikleri bulunur. Şimdi tepkimeye giren elementlerin metal mi yoksa ametal mi olduğunu bilirsek, kuracaklara bağın nasıl bir bağ olacağını da tahmin edebiliriz. Örneğin bir metalle bir ametal bağ kurarsa, sizce bu bağ bunlardan hangisi olur? Bundan önceki videolarda bunun için bir örnek görmüştük. Metal olarak sodyumu, ametal olarak da kloru ele alalım. Klorun sodyumdan elektron çalacağını biliyoruz. Evet. Bunun sonucunda sodyum bir elektron kaybedecek, klor atomu klorür iyonu haline gelecek, sodyum atomu da sodyum katyonu haline gelecek ve aralarında bir çekim oluşacak. Bu aralarındaki bağın iyonik bir bağ olduğu anlamına gelir. Evet. Metaller ve ametaller genellikle iyonik bağlar kurarlar. Peki sizce ametallerin arasındaki bağlar hangi türdür? ametal çarpı 2 yazıyor. Evet, 2 ametal arasındaki bağ, bunun da bir örneğini görmüştük. Örneğin, oksijenin oksijenle kurduğu bağ nasıl bir bağdır? Evet, kovalent. 2 ametal bağ kurduğunda bu bağ genellikle kovalent bir bağdır. Son olarak bir de metallerin arasındaki bağlar var ki bunu tahmin etmek son derece kolay. Bir metal başka bir metalle bağ kurduğunda bu bağ bunlardan hangisidir? Doğru. Metalik bağ. Metaller bu bağ kurarken elektronlarını bir elektron denizinde paylaşırlar. Ki elektriği iyi iletmelerinin ve şekil verilebilir olmalarının sebebi de bu elektron denizidir. Az önce söylediğim gibi her şeyin istisnai durumlarda olduğunu da hemen eklemek istiyorum ama bu kavramlar genel olarak özellikle de kimyaya giriş dersleriniz için yeterli ve faydalı olacaktır